Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 11 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdü. Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgede mağdur olan depremzede ailelere de yardımlar devam ediyor. Sabah işe giderken televizyondan izlediği deprem haberi sonrası vakit kaybetmeksizin harekete geçen asansör inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Levent Çelik deprem bölgesine yardım götürmeye karar verdi. Televizyondan izlediği haberlerden etkilenmesi üzerine başlattığı çalışmayla 2 tır 2 kamyon dolusu gıda, kıyafet, kişisel hijyen ve gerekli yaşam malzemelerinden oluşan malzemeleri deprem bölgesine götürmek için yola çıktı. Çankırı'ya ulaştığında deprem bölgesine gitmek için yola çıkan bazı kişilerin yolda kalması üzerine gidemediğini gören Çelik, yardım için durdurduğu sırada yolda kalanlar tarafından toplanan bir miktar parayı da ödünç aldı. Hem 2 tır 2 kamyon dolusu malzemeyi hem de yolda kalan vatandaşlardan aldığı paraları deprem bölgesine giderek depremzedelere ulaştıran Levent Çelik, yaşadığı olaydan etkilenmesi üzerine depremin ilk günden itibaren yardımlarını sürdürdü. Yaşanan deprem felaketinden sonra çalışma başlatan iş insanı Levent Çelik şöyle konuştu. Depremin olduğu günün sabah haberlerden depremin olduğunu gördüm. Çok üzüldüm. Sonrasında şirkete geldiğimizde bununla ilgili ne yapabiliriz diye görüşmeler yaptık. Sonrasında bölgede ihtiyaç olan gıda ve kişisel yardımları hazırlamaya başladık. Buradan şirketimizin iki tane tırı ve iki tane de kamyonet araçla uyku tulumları, battaniye, gıda malzemeleri, bakım ürünleri hazırladık. İkinci günün akşamında buradan deprem bölgesine çıktık ekiplerimizle. Deprem bölgesine giderken Çankırı yakınlarında bizim önümüzde giden araçlarımızın durduğunu gördük. Durduğumuzda biz bölgeye gidemedik. Siz bölgeye gidiyorsunuz. Yardımsever vatandaşlar bize bölgeye ulaştırılmak üzere kendileri aralarında toplamış olduğu bir miktar parayı bize emanet ettiler. Deprem bölgesine ulaştığımızda orada ihtiyaç sahibi olan depremzedelere götürdüğümüz gıdaları ve kişisel eşyaları bölgede kendimiz dağıtımını yaptık. Bize ulaştırılan nakdi yardımları da tanıdıklarımızın aracılığıyla orada öğrendiğimiz ailelere nakdi olarak hesaplarına yatırarak yardımda bulunduk. Bölgeye gitmeden önce televizyonlardan gördüğümüz gibi değildi. Bölgeye gittiğimizde orada durumun gerçekten çok ciddi olduğunu gördük. Geldiğimiz için gerçekten çok doğru olduğunu geldiğimizin. Burada ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiği kadar az da olsa bir şeyler yapabildiğimiz için gerçekten çok mutluyduk. Bir nebze yardımımız olduysa ne mutlu bize.